Nükleofil ve elektrofiller hakkında bilgi edinmiştik. Şimdi de bazı basit organik kimya mekanizmalarına bakacağız ve elektrofil ve nükleofilleri yapılardan bulmayı öğreneceğiz. Ayrıca bir tepkime sırasında elektronların hareketini nasıl göstereceğimizi düşüneceğiz. Genel kimyadan hatırlayacağınız gibi mekanizmalar bir tepkimenin meydana geldiği aşamaları gösterir. Öyleyse bu tepkimeyle başlayalım. Şimdi soldaki bu alkil halojenlere baktığımızda klorun bu karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu nedenle klor bir miktar elektron yoğunluğunu bu karbondan uzaklaştıracak ve bu da onu kısmi pozitif yapacaktır. Bir önceki videoda bu karbonun kısmi pozitif olduğundan dolayı bu bileşiğin elektrofilik merkezi olduğundan bahsetmiştik sodyum hidroksit gibi bir şeyden elde edebileceğimiz hidroksit iyonuna bakarsak bu eksi yüklü oksijenin nükleofilik kısım olacağını biliyoruz. Böylece bu hidroksit nükleofil görevi görürken alkil halojenürümüzdeki bu karbonda elektrofil görevi görecek. Zıt yüklerin birbirini çektiğini öğrenmiştik. Öyleyse eksi yüklü oksijen alkil halojenür üzerindeki kısmi pozitif yüklü karbona yakınlaşmak isteyecektir nükleofil elektrofile saldırır diyoruz. O zaman buraya eğri bir ok çizip bu iki elektronun bu karbona doğru giden hareketini gösterebiliriz. Aynı zamanda bu iki elektron klora da bağlanıyor. Klorun 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Şimdi yeni eklenenleri de çizelim. Evet. Bu fazladan elektronları buraya ekledik. Şimdi bunları morla belirginleştirelim bu iki elektron klora bağlanmıştı. İşte buradalar. Tabii bu durum klora eksi bir formal yük de vermiş oldu. Böylece klorür anyonunu elde ettik ki buna ayrılan grup diyebiliriz. Şimdi oksijen ve bu kısmi pozitif yüklü karbon arasında bir bağ oluşturacağız. Oksijen üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti oksijen ve karbon arasında bir bağ oluşturacak. Yani ürünümüz olan bu alkolde bu iki elektron oluşan bu bağda bu iki elektron olmalı. İşte size basit bir organik kimya mekanizması. Sadece bir adım yaptık. Nükleofil saldırısı oldu ve ayrılan grup ayrıldı. Bunların hepsi aynı adımda oldu. Amaç şu anda bu organik kimya mekanizması hakkındaki her şeyi çok ayrıntılı olarak anlamak değil. Şu anda amacımız nükleofil ve elektrofillerin organik kimya mekanizmalarında nasıl kullanıldığını anlamak ve bu eğri okların elektronların hareketini nasıl gösterdiğini anlamaya çalışmak. Başka bir organik kimya mekanizmasına geçip burada nükleofil ve elektrofilimizi tanımlayarak başlayalım. İlk önce bu bileşeye bakalım. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden oksijen bu karbondan bir miktar elektron yoğunluğu çekecektir. Tabii bu klor da aynı şeyi yapacak. Çünkü aynı şekilde o da karbondan daha elektronegatiftir. Şimdi bu karbonun elektron eksikliği var. Yani kısmi pozitiftir. O zaman elektrofil görevi görebilir. Sağ tarafta sodyum asetattan gelebilecek asetat anyonumuz var ve buradaki oksijenin de eksi bir formal yüke sahip olduğunu görüyoruz. O zaman asetat anyonumuzun nükleofilik merkezi oksijendir ve bu durumda asetat anyonumuz nükleofil görevi görebilir. Zıt yükler birbirini çektiğinden dolayı eksi yüklü oksijen bu artı yüklü karbonu çekecektir. Yani nükleofilin elektrofile saldırdığını söyleyebiliriz ve bu eğri oku bu iki elektronun hareketini göstermek için buraya çizdim. Şimdi doğrudan bu oksijenden bu karbona bir bağ gösteremiyorum. Bunun için bu pi elektronlarını alıp üstteki oksijene taşımam lazım. Çünkü hatırlayacaksınız, karbon asla etrafındaki okteti aşamaz. Şimdi buradaki tüm elektronların hareketini çizelim. Burada üstte oksijenimizi çiziyorum. Artık 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip ve bu da ona eksi bir formal yük vermiş oluyor. Elektron hareketlerini göstermeye geçersek buradan 2 elektronu oksijene geçtiğini söyleyebilirim. Tabii bu da oksijene eksi bir formal yük veriyor. Halen bu karbona bağlı bir klor var. Onu da şuraya çizelim. Etrafında 3 tane de ortaklanmamış elektron çifti bulunuyordu. Ve şimdi yeni bir bağ oluşturduk. Buradaki oksijen ve bu karbon arasında bir bağ. Şimdi bu bağ oluşturan bu iki elektronu kırmızıyla işaretleyeyim. Bağ da burada. Tabi buradaki oksijenin 2 tane ortaklanmamış elektron çifti olacak. Evet, şimdi buradaki geri kalan kısmı da çizelim. Burada bir karbonil oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerimi de ekleyelim. Evet son olarak da buraya bağlı bir metil grubumuz da bulunuyor. Şu şekilde. Bu mekanizmanın ilk adımı nükleofilik saldırı. Bir yazarak belirtelim. Yani nükleofil elektrofile saldırıyor. İkinci adımsa ayrılan grubun ayrılması. Diyelim ki oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti bir karbonili yeniden düzenlemek için hareket ediyor. Ancak bu karbonda okteti aşamayız değil mi? O zaman bu iki elektron klora yani ayrılan gruba bağlanmalı. Böylece ortaya klorür anyonu çıkar. Şimdi buraya klora eksi yük veren bu elektronları çizelim. Klora bağlanıp klorür anyonunu yani ayrılan grubumuzu oluşturan bu elektronları mavi yapalım. İşte burada. Böylece karbonilimizi yeniden düzenledik. Bu da bize son ürünümüzü vermiş oldu. Mekanizmanın detaylarını şimdilik çok fazla düşünmeyin. Amacımız nükleofil ve elektrofilimizi tanımlayabilmek ve elektron akışımızı anlayıp mekanizmanın farklı aşamalarını düşünmeye başlamaktır. Nükleofilik saldırı ve ayrılan grubun ayrılması tepkimelerde sık sık karşımıza çıkacak. Bir organik kimya mekanizmasına daha bakalım mı? Yine nükleofilimiz ve elektrofilimizi bularak başlayacağız. Önce bu bileşeye bakalım. Oksijen bu karbondan daha elektronegatif olduğundan oksijen bir miktar elektron yoğunluğunu bu karbondan çekecek. Bu da karbonu kısmi pozitif yapmış olacak. Böylece bu bileşiğin elektrofilik merkezi budur diyebiliriz. İlk adımda propil lityum ekliyoruz. Karbon lityumdan daha elektronegatif olduğundan dolayı karbon bu iki elektronu çekecek ve tabi bu da karbona kısmi negatif bir yük vermiş olacak. Veya elektronegatiflik farkı çok büyük olduğundan bu bağdaki bu iki elektronu alıp karbona koyabiliriz. Buraya çizelim. Şimdi elimizde 3 karbonumuz var ve bu karbonun da 2 elektron çifte bulunuyor. Bu elektronları mor renkle gösterelim. Bu 2 elektron karbona geçerek ona eksi 1 formal yük vermiş oldu. Yani artık elimizde bir karbanyon var. Elimizde eksi yüklü bir karbon olduğu için bu karbanion mükemmel bir nükleofildir ve daha önce gösterdiğimiz elektrofilik kısma saldıracaktır. Zıt yüklerin birbirini çektiğini söylemiştik. Bu yüzden eksi yük artı yükü çekecektir. Böylece mekanizmamızın ilk adımında nükleofil elektrofilimize saldırıyor. Şimdi bu iki karbon arasında bir bağ gösteremeyiz. Çünkü bu durumda bu karbonun etrafında 10 elektron olması gerekir ki bu da okteti aşar. Bu yüzden başka bir yere giden elektronları göstermeliyiz. Bu iki elektronu alıp oksijene taşıyabiliriz. Yani ilk adımımızda nükleofil elektrofilimize saldırdı ve bir karbon karbon bağ oluşturduk. Ayrıca burada bir oksijen ve etrafında 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var ki bu da ona eksi bir formal yük veriyor. O zaman şimdi bu elektronların bazılarını takip edebiliriz. Mavi ile işaretlediğimiz bu elektronlar oksijenimize kapanıp ona eksi bir formal yük vermiş oldu. Şimdi iki karbonumuz arasında bir bağ oluşturacağız. Burası insanların kafasını karıştırabilir. Çünkü karbonları saymak biraz zor olabilir. Nükleofilimizdeki 3 karbonu hesaba katmamız gerekiyor. Ve ayrıca bir bağ oluşturacağız. Buradaki ürünümüze bakarsak bunun nasıl çizileceğine dair bir fikir edinebiliriz. 3 karbonumuz var. İşte buradalar ve mor renkteki elektronlar da buradaki bağ oluşturuyor. Şimdi buraya ara maddemizi çizelim. Evet, elimizde hesaba kattığımız 3 karbon var. Onları bir gösterelim. 1, 2 ve 3. Mor renkteki elektronlar da buradaki 2 karbon arasındaki bağ oluşturmuş oldu. Ara maddemizi de çizdik. İlk adımımız nükleofilik saldırıydı. İkinci adımımızda ise burada proton kaynağımız var. Hidronyum iyonunu kullanıyorum. Şuraya hızlıca çizeyim. H3O artı, oksijenin üzerine de artı bir formal yük ekleyeyim. Evet oldu. Ve bu mekanizmanın ikinci adımı asit baz kimyasıdır. Yani bir proton transferi söz konusu olacak. Ara maddemizdeki eksi yüklü bu oksijen baz görevi görüp bir proton alacak. Mesela bu ortaklanmamış elektron çifti H3O artıdan bir proton alıyor diyelim ve ardından bu elektronlar da oksijene geçiyor. Hemen göstereyim. Kırmızı elektronlar bu protonu alacak ve sağ üstte bakarsak işte bu bağ oluşturacaklar. Aldığımız proton da burada. Böylece son ürünümüz olarak bir alkol oluşturduk. Tekrarlayacak olursam amacımız sadece nükleofil ve elektrofilleri anlamak. Bu videoda bahsetmek istediğim son şey Schwartz ilkeleri diye adlandırabileceğimiz bir ilkeler bütünü olacak. Doktor Schwartz, üniversitede organik kimya dersleri veren bir hoca ve şöyle bir sözü var. Organik kimya sadece 5 unsurdan oluşur. Bunlar değerlik elektronları, elektronegatiflik, asit baz kimyası, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ya da redoks ve son olarak da nükleofil ve elektrofillerdir. Şimdi önceki mekanizmaya geri dönüp bu 5 Schwarz ilkesinin o mekanizmada nasıl bulunduğunu görelim. İlk önce değerlik elektronlarını alalım. Mekanizmalarımızda bu veya şunun gibi bu eğri okları gösterirken aslında değerlik elektronlarının hareketini göstermiş oluyoruz. Elektronegatifliği çok kullandık. Nükleofilimizi ve elektrofilimizi bu şekilde bulmuştuk. 3. Schwarz ilkesi ise asit-baz kimyasıydı. O da mekanizmanın ikinci adımıydı ki bu organik kimya mekanizmalarında karşınıza çok çıkar. Dördüncü ilke redoksu. Aslında bu bir redoks etkimesi. Yükseltgenme basamaklarına bakarsanız başlangıç bileşiğimizin indirgendiğini göreceksiniz. Bu keton alkole indirgenmiştir. Ve son olarak nükleofil ve elektrofil geliyor. Tabii bu da mekanizmamızın ilk adımıydı. Aslında bu 5 unsurun hepsini tek bir mekanizmada görmek zorunda değilsiniz. Bizim bugün baktığımız mekanizmada şans eseri hepsi olduğu için ben de bugün size şivas ilkelerinden bahsetmek istedim. Ve bu 5 kavramı gerçekten iyi anlarsanız mekanizmalar sizin için çok daha kolay olacaktır.